Şerefen Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Rengarenk, cıvıl cıvıl bir örnek paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu şekilde 3 ayrı ton çalıştım. Beyaz rengin üzerine. Siz ister 2 renk, ister elinizde kalan iplerle daha fazla renk kullanabilirsiniz. 3,5 numara şişiyle modelimi örüyorum. Modelim 10 ilmek ve katlarından oluşuyor. 10 ilmek ve katlarını ayarladıktan sonra 4 tane ilmek ilave etmeniz lazım. Bu katları konusunda çok fazla soru geliyor. Ne demek istediğiniz anlayamadık şeklinde. Hazırladığınız ilmek sayısının 10'un katları olması lazım. 10, 20, 30, 40 şeklinde 10 katları olarak ayarlamanız lazım. Mesela şu anda ben iki model üzerine anlatım yapmayı düşünüyorum. İki model 24 ilmekle başlanıyor. 24 ilmeğimi şişime taktım. Örgüme başlıyorum. Öncelikle ana rengimi beyaz olarak kullandım. Üzerine rengarenk iplerle modelimi uygulamayı düşünüyorum. Ana rengimle ön yüzde bir sıra ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sizler de lastiğin üzerine aynı şekilde bir sıra ön yüzde düz olarak örerek hazırlayın. Örgümün ikinci sırasına geçiyorum. Arka taraftayım. İlmeklerimi bir sırada ters olarak örüyorum. Bu şekilde iki sırayı tamamladıktan sonra ön yüze geçtiğim zaman modelimi uygulamaya başlıyorum. Tekrar ön yüze geçtim. Bu katları ne demek? Bu konuda şöyle bir örnek vermek istiyorum. Mesela bu model için 10 ilmek ve katları 4 tane ilmek ilave etmeniz lazım. Buna göre bir model için 14 ilmek, 2 model için 24 ilmek, 3 model için 34 ilmek şeklinde sayılarını kendi istediğiniz şekilde ayarlamanız gerekiyor. Ben hemen ön yüze geçince renk değiştiriyorum. İlk başlangıçtaki 1, 2, 3, 4 ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeğimi düz örüyorum. Pembe rengimle. 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde 4 ilmek örmeden atlıyoruz. 6 ilmek düz örüyoruz. Tekrar ipim arkada iken arada 4 tane ilmeğimi örmeden atlatıyorum ve tekrar 6 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde 4 örmeden 6 tane düz, 4 örmeden 6 tane düz şeklinde ilk sırayı kuruyoruz. Örgümün arka tarafına geçiyorum. İpimi arkaya alıyorum. Ve pembe renkli ilmeklerimi tekrar düz örüyorum. İpimi ön tarafa geçiriyorum. Aradaki 4 tane ilmeğimi tekrar örmeden atlatıyorum. İpimi arka tarafa geçiriyorum. Ve pembe renkli ilmeklerimi arka tarafta düz olarak örüyorum. İpimi tekrar ön tarafa geçiriyorum. Aradaki 4 ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Şimdi örgümüzün ön yüzünden bu şekilde bir görüntümüz oluştu. Aradaki renkli ilmeklerimiz bir diş haroş oluştu. Aradaki 4'er ilmeği de örmeden atladık. Her renk 2 sıradan oluşuyor. 2 sırayı tamamlayınca ana rengimize geçiş yapıyoruz. Şimdi burada 4 tane ilmeğimiz var. Bu 4 ilmeğin ilk 2 tanesini düz olarak örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimi örmeden önce burada pembe renkli ilk ilmeğimi örgümün arka tarafından şişimin başına geçiriyorum. İçeriye aldıktan sonra bu ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki 4 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şu anda burada 5 tane ilmeğim oluşmuş oldu. Devam ediyorum. Sonraki 1, 2, 3, 4 ilmeğimi düz olarak ördüm.
Sonuncu ilmeğimi ortadaki bulunan 4 ilmeğin içerisine alıyorum. Buradaki en baştaki ilmeğin içerisine alıyorum. Son ilmeğimi örgümün içine aldım. Ve bu 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aynı şekilde burada ilk başlangıçtaki ilmeğimi örgümün içerisine alıyorum ve düz olarak örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde 2 ilmeğimizi arada devam eden 4 ilmeğin ortasını almış oluyoruz. 1 2 3 4 ilmeğimi daha tekrar düz olarak örüyorum. Bazen bu düz değil haroşa şeklinde alta yorumlar geliyor. Kafa karıştırmamak için sürekli ilmekleri nasıl aldığımı söylüyorum. Bu bölümdeki ilmekleri ön yüzde ve arka yüzde şu ana kadar sürekli düz olarak ördüğümüz için bu kısım aslında haroşa olarak devam etmiş oluyor. Tekrar son ilmeğimi örgümün içerisine aldım ve ilmeklerimin tamamını sıra boyunca düz örüyorum. Bu şekilde ortada bulunan 6 ilmeğin başındaki ve sonundaki ilmekleri kenar kısımlardaki bölümlerin içerisine alıyoruz. Modelimiz burada ortada 4 tane ilmek kalmış oluyor. Örgümün arka tarafındayım. Tekrar sıra boyunca ilmeklerimi ters örüyorum. Her türlü bebek örgüsünde ve bebek battaniyelerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz bu modeli. Gayet hoş ve güzel oluyor. Ben çok beğendim. Umarım sizler de severek örersiniz. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Ve diğer rengime geçiş yapıyorum. Bu defa burada örmüş olduğumuz modelli bölümü 4 tane örmeden geçiyoruz. Ara bölüme ise yeni modelimizi uygulayarak modelimizi kaydırmış oluyoruz. Hemen ilk başlangıçtaki 1 2 3 4 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. Burası kenar bölümü olduğu için normalde modelimin 6 ilmek olması lazım. Bu bölüm 5 tane olarak devam edecek. İpimi arkaya alıyorum. Modelimin üstündeki kalan 4 ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Ve tekrar 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar 4 ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir önceki modelin üzerindeki kalan 4 ilmeği örmeden atlatıyoruz. Aralardaki 6 ilmeği düz örüyoruz. Burası da kenar bölümünde olduğu için 5 tane ilmek olarak düz ördüm. Bu şekilde ön yüzden ilmeklerimi kurarak devam ettim. Örgümün arka tarafındayım. Bu 5 ilmeğimi düz olarak aynen örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum ve beyaz görünen ilmeklerimi tekrar örmeden atlatıyorum. İpimi arkaya alıyorum. Mavi ilmeklerimi tekrar düz örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Beyaz renkli ilmeklerimi örmeden atlatıyorum. Tekrar örgümün ön yüzüne geldiğim zaman ikinci görüntüm bu şekilde olacak. Her renk iki sıradan oluşuyor. İki sırayı tamamladım ve tekrar beyaz renge geçiyorum. Başlangıçtaki 1 2 3 4 ilmeğimi düz ördüm. Son ilmeğimi örgümün içerisine alıyorum. Sonra bu 3 ilmeğimi düz örüyorum. Aynı şekilde buradaki
İlk başlangıçtaki ilmeği de örgünün içerisine alıyoruz. Ve düz olarak örüyoruz. Bu şekilde içeriye 2 ilmek almış olduk. Burada modelimin 4 ilmeğini tekrar düz olarak örüyorum. Ve sonuncu ilmeğini örgünün içerisine alıyorum. Diğer taraftan örgümün ilk ilmeğini örgümün içine alıyorum. Ve ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Bu şekilde 6 tane olan ilmeğimizi 4'e düşürmüş oluyoruz. Birer tane ilmeğimizi de örgümüzün içerisine alarak ara bölümdeki ilmekleri de 6 taneye çıkartmış oluyoruz. Böylece bir sonraki modelimizi alt zemin hazırlamış oluyoruz. Örgünün arka tarafındayım. Sıra boyunca ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzüne geçtiğim zaman bu ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlıyorum. Ben burada tekrar renk değiştiriyorum. Bunun da kurulumunu göstermek istiyorum. Başlangıçtaki 1, 2, 3, 4 ilmeği örmeden alıyorum. Burada modelim üzerindeki 4 ilmeği örmeden alıyorum. Ara bölümdeki 6 ilmeği düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar aradaki modelli bölümün üzerindeki kalan 4 ilmeği örmeden alıyorum. Ve sonraki 6 ilmeği düz örerek devam ediyorum. Bu şekilde aynı buradaki olduğu gibi bir sonraki modelimizi de kurarak örmeye devam ediyoruz. Modelim ilerledi. Bakın bu şekilde haroşalarım kabartmalı ve rengarenk cıvıl cıvıl görünüyor. İster iki renkli çalışın, isterseniz böyle rengarenk kalın iplerinizi değerlendirerek birçok rengi bir arada kullanabilirsiniz. Oldukça sevimli ve şirin bir örnek oldu. Ben çok severek çalıştım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Burası da örgümün arka tarafı. Lütfen videolarımın altına yorum yapmayı, beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bu şekilde destek vererek bir sonraki videolar için bana yardımcı olabilirsiniz. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşça kalın.